Merhaba sevgili özel güvenlik görevlisi ve özel güvenlik görevlisi aday arkadaşlarım. Özel güvenlik merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Bu söyleyeceklerim önemli lütfen dikkatle dinleyin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü hem eğitim anlamında sizlere destek oluyoruz hem de sizler kimliklerinizi aldıktan sonra işe ihtiyaç duyacaksınız. Bu noktada da sizler için iş imkanlarını araştırıyor ve sizlere duyuruyoruz. Ayrıca sınav soruları yayınlanır yayınlanmaz kanalımızda birlikte sınav sorularını çözüyor. Puanlarınızı 3 aşağı 5 yukarı önceden öğreniyoruz. Yani özel güvenlik görevlisiyseniz özel güvenlik merkezi kanalı her daim size lazım olacak bir kanal. Bu yüzden bir saniyenizi ayırıp sağ alt köşeden kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca Bundan önce yayınlanmış olan videolarımızı görebilmeniz için ve bundan sonra yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak için lütfen izlediğiniz videolarımızı beğenin ki YouTube e, bu videolarımızı sizin karşınıza çıkarabilsin, size önerebilsin. Yoksa beğenmezseniz bizim videolarımızı size önermez, e, kanalımıza ulaşmanız zor olur. Söylediğim gibi abone olup videoyu beğenirseniz sonraki videolarda da yine birlikte olabiliriz diyorum ve asıl konumuza geçiyoruz. Özel güvenlik sınavlarında çıkabilecek banko sorular video serisi 15'er sorudan oluşan bir video serisidir ve günlük olarak yayınlanmaktadır. Banko sorular 11. videosu ile karşınızdayız. Çalışmaya başlıyoruz. Kolay gelsin sevgili arkadaşlarım. 1. Aşağıdakilerden hangisinde Rayürün doğru tanımı verilmiştir. A- Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere rayür denir. B- Yiv'in set üzerinde bıraktığı izlere rayür denir. C- Yiv ve setin namur üzerinde bıraktığı izlere rayür denir. D- Setin yiv üzerinde bıraktığı izlere rayür denir. E- Mermi çekirdeğinin namur üzerinde bıraktığı izlere rayür denir. Değerli arkadaşlarım, Eğitimlerimizden de hatırlayacağınız üzere yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere rayyür denir. Sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmeniz doğru olacaktır. 2. Özel güvenlik görevlisinin kullanmış olduğu silahının tırnağının kırık olması atış anında nasıl bir sonuç doğurur? A) Tabanca dolduruş yapmaz. B) Fişek yatağına fişek sürülemez. C. Horoz düşürülemez. D. Tetik çekilemez. E. Kovan normal olarak dışarı atılamaz. Yine silah eğitimlerimizden hatırlayacağınız üzere tırnak boş kovanın dışarı atılmasını sağlayan parçadır arkadaşlar. Dolayısıyla kovan normal olarak dışarı atılmaz. Seçeneğini seçmemiz doğru olacaktır. Geçelim. 3. Aşağıdakilerden hangisi silah arıza sebeplerindendir? A. Üretim hata. B. Atıcının kullanım hatası. C. Standart fişek kullanılmaması. D. Arızalı fişek kullanma. E. Hepsi. Bildiğiniz üzere arkadaşlarım üretim hatası, atıcının kullanım hatası, standart fişek kullanılmaması, Arızalı fişek kullanma silah arıza sebeplerindendir. Dolayısıyla bu dört seçenekte arıza sebebi olduğu için sınavda çıkması halinde hepsi seçeneğini seçmemiz doğru olacaktır. Geçelim. 4. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir? A. Saldırı ve savunma aletidir. B çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir. C. Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir. D. Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir. E. Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir. Değerli arkadaşlarım, silahın tanımı D şıkkında tam olarak verilmiştir. Silah yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir. Deniyor D şıkkında. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu şıkkı işaretlememiz gerekir. Geçelim. 5. Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahların özelliklerinden değildir. A, tek atıcı tarafından kullanılır. B, isabetli atış için atış kabiliyeti gerektirir. C, uzun ve kısa namlulu olabilir. D, hem yivli hem de yivsiz olabilir. E, hafif ateşli silahların hepsi seri atış yapar. Sevgili arkadaşlarım, eğitimlerimizde hatırlayacağınız üzere hafif ateşli silahların hepsi seri atış yapmazlar. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu seçeneği gönül rahatlığıyla seçebiliriz. Geçelim. 6. Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahlar arasında yer almaz? A. Ağır ateşli B. Hafif ateşli C. Uzun namlulu D. Otomatik E. Nükleer silahlar Yine eğitimlerimizden hatırlayacağınız üzere Nükleer silahlar ateşli silahlar arasında yer almazlar arkadaşlarım. Sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz gerekir. 7. İstinat boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Tetik B. Horoz C. Gez D. Arpacık E. Şarjör Arkadaşlarım Atış eğitimlerimizden özellikle hatırlayacağınız üzere istinat boşluğu tetik ile ilgilidir. Sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz doğru olacaktır. 8. MP5 makineli tabanca ile nişan almada aşağı yukarı yükseklik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? A arpacık B göz C Dönergez gez D. El kundağı. E. Namlu. Yine eğitimlerimizden hatırlayacağınız üzere sevgili arkadaşlarım. Aşağı yukarı yükseklik ayarı döner gez ile ayarlanır. Sevgili arkadaşlarım. Sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçebiliriz. 9. Aşağıdakilerden hangisi silah temizlik ve bakım türlerinden zamanlarından değildir? A atış öncesi bakım. B haftalık bakım. C aylık bakım. D yıllık bakım. E günlük bakım. Elbette aylık bakım silah temizlik ve bakım türleri zamanlarından değildir. Sevgili arkadaşlarım. Ateş öncesi bakım, haftalık bakım, yıllık bakım, günlük bakım, silah, temizlik ve bakım türlerindendir. 10. 1- Sürgü tam çekilerek bırakılır. 2- Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir. 3- Şarjör çıkartılır. 4- Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir. Karanlıkta takiben elle de kontrol edilir. Silah sökülürken dikkat edilecek yukarıdaki işlemlerin sıralaması hangi ışıkta doğru olarak verilmiştir? Bunların hepsi yapılıyor. 1, 2, 3 ve 4. ışıkların hepsi yapılıyor. E, silah sökümünde. Fakat bunların sıralaması e, hangi sırayla yapılıyor? Hangi sırada bunlar sökülüyor? E, bunlar hangi şıkta doğru verilmiş? Bunu soruyor so e, arkadaşlar bize. Elbette burada 2, 3 1 ve 4 şeklinde e, bir sıralama yapmak mümkün. Öncelikle Silah namlusu ölü bir noktaya çevrilir. Şarjör çıkartılır. Ardından sürgü tam çekilerek bırakılır. Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir. Karanlıkta takiben elle de kontrol edilebilir. Sıralaması bu şekildedir arkadaşlar. Dolayısıyla sırada çıkması halinde bu şıkkı işaretlememiz gerekir. 11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin poligonda uyması gereken en önemli kuraldır. A. Fişek yatağında fişek bulundurularak poligona girilmesi. B. Atış yapacak özel güvenlik görevlisinin kendisini hazır hissetmesi. C. Sağ el ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin sol gözünü kapatıp derin nefes aldıktan sonra ateş etmesi. D. Atış eğitimcisinin verdiği talimatlara uyması. E. Atışa başlarken silah temizliğini yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi. Değerli arkadaşlarım, poligonda uyulması gereken en önemli kural atış eğitimcisinin verdiği talimatlara uymaktır. Atış eğitimcisinin verdiği talimatlara harfiyen uyulmalıdır. Sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz doğru olacaktır. 12. Silahımızın İcra yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası arızalardan hangisini doğurur? A) Soruda geçen yayı görevini yapamayan iğne kapsülü patlatacak darbeyi yapamayacaktır. B) Soruda geçen yayı görevini yapamayan tırnak boş kovanı fişek yatağından çekemeyecektir. C) Şarjörde fişek bitmesine rağmen gerdel yukarı itilemediği için sürgü geride takılı kalmayacaktır. D) Ezilen tetik geride kalacak ve takip eden atış yapılamayacaktır. E. Atış sırası bekleyen fişek, fişek yatağına sürülemeyip atışa hazır fişek haline gelemeyecektir. Sevgili arkadaşlarım, icra yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması, atış sırası bekleyen fişeğin fişek yatağına sürülememesi ve atışa hazır fişek haline gelmemesi sonucunu doğuracaktır değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz gerekir. 13. Özel güvenlik görevlilerinin kullanmış olduğu tabancalarında kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur? A. Tırnak B. Namlu C. Tetik D. Fişek yatağı E. Sürgü Bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlarım tabancalarda kovan atma boşluğu sürgü parçası üzerinde bulunur. Sırada çıkması halinde sürgü seçeneğini seçmemiz doğru olacaktır. 14. Kapsül silahın hangi unsurları üzerinde bulunur? A. Şarjör B. Fişek C. Namlu D. Gövde E. Rampa Arkadaşlarım eğitimlerimizden hatırlayacağınız üzere kapsül fişek üzerinde bulunur. Sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz gerekir. 15. Kimyasal silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakıcı, dilici, ezici, bayıltıcı. B. Kesici, yakıcı, bayıltıcı, dilici C. Zehirleyici, kırıcı, delici, göz yaşartıcı. D. Bayıltıcı, zehirleyici, delici, göz yaşartıcı. E. Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı. Sevgili arkadaşlarım, eğitimlerimizden hatırlayacağınız üzere kimyasal silahların sınıflandırılması E şıkkında doğru olarak verilmiştir. Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı olarak sınıflandırılmaktadır. <laughs> Arkadaşlarım dinledikten sonra bir başka çalışma videosuna başlayabilirsiniz. Benzer videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz için videoya yorum yapabilirsiniz. Özel soru ve teklifleriniz için info at oggmerkezi.com e-posta adresimize mail gönderebilirsiniz. Sınavlarda hepinize başarılar dileriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.